ciğer akciğerle yaşanabilir. Şu anda mesela o çok yaygın. Onu biraz daha detaylı bir şekilde anlatırsak. Yani böbrek nakli kadavradan da alınabileceği gibi, yani işte beyin ölümü gelişmiş birisinden de alınacağı gibi, yani canlı normal bir sağlıklı bir insandan da alınabilir. Karaciğerde o tür bir şans var. Ama tabii tercihen yine çünkü bir böbrek, eğer bir insan biliyorsun iki böbreği var. Evet. Bir tanesini alındığı zaman o bir çok rahat yaşayabiliyor. O da işte çok yakın, işte eş olabilir, kardeş olabilir, çocuğu olabilir. O uyuşmama durumu ya da o nasıl onu kararını verebilir? Uyuşmamayı yani burada sadece kan grubu olması yeterli oluyor. Kan grubu dışında diğer şeyler, bu HLA doku grupları, uyuşmazlıkları falan var ama yani o çok, onları ayrıntısına girilse bile onlar çok engel değil. Yani onları işte biz zaten biliyorsunuz daha sonradan reddetmesin diye bir takım ilaçlar kullanması gerekiyor. Yani uzun bir süreç değil mi aslında? O kişiye göre organın bulunması, ameliyat süreci, iyileşme süreci aslında uzun bir süreç değil mi bu? Yani bir yani, hasta diyelim ki size şikayetiyle geldi, sizler karar verdiniz. Ona uygun bir test sonucu, kan ya da işte kan sonuçlarıyla neyse organ naklini gerçekleştiriyorsunuz. Sonra ameliyat, diyelim ki herhangi bir uyuşmazlık olduğu zaman ya da bu gibi etkenler oluyor mu? Muhakkak tabii. Yani tabii organ nakli de tabii şu anda günümüzde hala yani güllük gülistanlık değil. Evet. Ona bağlı hala red olayı dediğimiz, yani reddetme olayı. Çünkü sonuçta başka bir dokudan, canlıdan doku aldığınız zaman bizim oradaki, bizim bağışıklık sistemi hücrelerimiz onları bir virüs gibi, mikrop gibi düşünün, öyle algılıyor. Nasıl vücudumuza bir mikrop girdiği zaman hemen ateşimiz çıkıyor, oraya işte bizim lokus dediğimiz, akyuvar dediğimiz hücrelerimiz onlara saldırıyor. Aynı mantık burada da geçerli. O dokuyu geldiği zaman yabancı olarak görüyor ve ona saldırmaya çalışıyor. Tabii biz bu durumlarda işte son yıllarda özellikle bu 80'li yıllardan sonra, ki yakın zamanlarda daha da gelişti, bu immünosüpresif dediğimiz yani bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar sayesinde bunları son derece azaltıyoruz bu saldırıyı. Ama buna bağlı olarak da tabii başka problemler de olabiliyor. Enfeksiyon riski artabiliyor. İşte özellikle bu tür kişilerde bağışıklık sistemini baskıladığımız için ona bağlı bir takım problemler olabiliyor. İleriki dönemlerde her şeye rağmen reddedebiliyor. Yani başka tekrar bir organ bulmak gerekebiliyor. O ihtimaller var ama onların oranlarına baktığımız zaman oransal olarak bunlar düşük ihtimaller. Sonucun toplamına baktığımız zaman da organ nakli son derece faydalı. Yani zararlarını ve hesaplarını, faydalarını hesapladığınız zaman kesinlikle faydalı bir yöntem. Zaten özellikle karaciğer, hadi böbrekte, diyalizde belki idare ediyorsun ama karaciğerde mesela öyle bir şansın da yok. Karaciğer yetmezdi, son derece maalesef ölümcül seyrediyor. Eğer bunda da zaman sıkıntısı var maalesef. Yine kalp biraz da hani biraz ilaçlarla ya da başka yöntemler var. Belki söyleyeceğim biraz sonra. Hani bir şansımız olabiliyor ama karaciğerde o da pek fazla yok. Böbrek biraz daha iyi. En azından diyalize girip şansın olabiliyor. Ama karaciğer mesela biraz daha sıkıntılı. Yani ben tabi uzmanı değilim. Yani bir kalp cerrahı olarak ama yani bizim de tıbbi olarak bildiğimiz şeyle karaciğer yetmezdi. Maalesef ölümle sonuçlanıyor. Yani uzun da sürmüyor. Böyle haftalar, aylar içerisinde, belki günler içerisinde maalesef kaybedilebiliyor insanlar. Öyle durumlarda işte nakil son derece hayat kurtarıcı, özellikle karaciğer için söylüyorum. Karaciğer dediğim gibi kadavradan, yani beyin ölümü gelişmiş kişiden de alınabileceği gibi yine sağlıklı kişiler de işte annesi, babası, kardeşleri bir miktar karaciğerin bir kısmını bağışlayarak verilebiliyor. Ama şey olsa tabii yani yani beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden alınsa daha iyi tabii ki.